Kıymetli izleyicilerim, sevgiyi, saygı, selamlarımla yeni bir Yusuf Ali videosuyla birlikteyiz. Şu anda gördüğünüz gibi Yusuf Ali'nin diğer yerleşim yerleriyle, diğer illerle bağlantısını sağlayacak olan viyadüğün yanındayız. Karşısı yeni yerleşim yeri. Şöyle hemen geriye doğru dönüyorum. Burada bir tünel var. Artvin, Erzurum vesaire taraflardan gelince bu tünelden çıkılıp bu viyadükten karşıki yeni yerleşim yerine geçilecek. Şu anda viyadük henüz bitmemiş. Videoların altına yorum olarak yazıyorsunuz. Viyadük bitmedi. Yeni yerleşim yerde su dolduğu zaman ulaşım nereden sağlanacak diye. Arkadaşlar, şu tünelden çıkınca şuradan şöyle bir yol var. Bu yol devam ediyor. Bakınız, karşıda bir araç gidiyor. O yol öyle devam ediyor. Şimdi o yoldan geldim. Yolda tam olarak bitmemiş. İki tünel, yolda iki tünel, bir köprü var. Asfaltlama çalışması henüz tamamlanmamış. İşte o yoldan devam ediliyor. Yukarıda Ödem köyünden gelen ve karşı tarafa geçen bir şey var, viyadük var. Onunla ilgili video çekmiş, paylaşmıştım. Yusuf Ali Barajı suları altında kalacak olan vadi diye bir video paylaşmıştım. İşte o viyadüğe kadar gidiliyor. Oradan şu karşı tarafa geçilecek. Oradan da böyle tünellerle buranın altından yeni yerleşim yerine geliniyor. Buranın mesafesi ne kadar derseniz, oradaki o viyadüğün başından buraya kadar 10 kilometre bir mesafe var. 10 kilometre mesafe var. Ondan sonra viyadükten karşıya geçilecek. Aynı istikamet, karşıdan yeni yerleşim yerine gelinecek. Orada tüneller olduğu için mesafe belki 1 kilometre falan daha kısa olabilir. Ama yaklaşık olarak yeni ilçe yerine ulaşmak için, eğer eski yerleşim yerinde su dolar, o zamana kadar da bu viyadük tamamlanmamış olursa yeni yerleşim yerine bu yoldan ulaşım sağlanacak ve yaklaşık olarak da 20 kilometre civarında bir mesafe var. Burası Çakaloğlu'nun deresi. Karşısı Kananet. Şöyle yine bu tarafa doğru döneyim. Bu viyadükte çalışan bir iki işçi var. Onların yanına gideyim, sorayım, bakayım. Eğer ne zaman biteceği konusunda bir bilgileri varsa sizinle paylaşırım. Bir de diğer tarafa geçip, şu viyadüğün diğer tarafına geçip oradan eski yerleşim yerini de göstereyim. Ve bu videomuzu da bu şekilde tamamlamış olalım. Videoyu durduruyorum. Şimdi de yerimi değiştirdim arkadaşlar. Viyadüğün şu tarafını çekmiştim. O taraftaki yolu çekmiştim. Tünel şurada. Şuradan çıkıp o tarafa bir yol gidiyordu. Şimdi de viyadüğün bu tarafına geçtim. Burası eski ilçe, eski yerleşim yeri. Allah 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 Allah. Su ta nereye çıkmış ya? Vay be. Vay ya. Arkadaşlar, görüyorsunuz. Nehri görüyorsunuz. Dün akşamki çekimde o kısımda göllenme yoktu. Şu anda o kısımda göllenmiş durumda. Birazdan oraya gidip çekim yapacağım. Şu viyadük ayaklarını biraz daha göstermek istiyorum.
Şu anda viyadüğün üzerine çıktım. Orada çalışma var. İki işçi çalışıyor. Onlarla da konuştum. Viyadük ne zamana kadar biter dedim. En erken Ağustos, Eylül ayı dediler. Hatta halk arasında şöyle bir söylenti vardı işte. Bunun üstündeki o ayaklar, yok üstündeki o köprü kısmı yurt dışında yapılıyormuş. Onun için gelmemiş vesaire diyorlardı. Şimdi sordum. Ankara'da yapılıyormuş. PS firması yapıyormuş. Şu karşıda bir mavi görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaştırayım. O mavi bunun kılavuzuymuş. Yani bu viyadüğün üzerine konacak köprü onun arkasına takılıp önden o kılavuz geliyormuş. Ondan sonra da vinçlerle arkasındaki o şeyi, köprü uzatılıyormuş ve bu şekilde eklenerek bu tamamlanıyormuş. Burada videoyu bitiriyorum. Şimdi de suyun göllenme yerlerini çekmeye gidiyorum.